Müyesser Yıldız 4 Kasım 2024 müyesseryıldız.com Türk Silahlı Kuvvetleri terörist başı açılımına ne diyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'daki terörist başının meclise gelip PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmasını istemesi üzerine millet şok geçirirken Erdoğan BRICS zirvesi için Tataristan'daydı yanında 20'ye yakın gazeteci vardı. Bir tanesi bile Erdoğan'a Bahçeli'nin bu açılımını ne orada ne de dönüş yolunda sordu. Artık sistemi az buçuk bildiğimiz için sordurulmadı desek daha doğru olur. Bir yanda devlet aklı söylemleri, öte yanda devletin başı Erdoğan'ın suskunluğu. Merak daha da artınca Erdoğan'ın AKP'nin meclis grup toplantısında konuşacağı söylendi. Ama Erdoğan burada da Bahçeli'nin bu net teklifine hiç girmeden genel geçer ifadelerden oluşan bir konuşma yaptı. Nasıl olduysa toplantı çıkışında bir gazeteci Erdoğan'a bunu sorma cesareti gösterdi. Erdoğan'ın önce ne sorulduğunu anlamadığı, daha sonra yanındakiler Umut hakkı deyince yürüdüğü yolu işaret ederek şöyle açalım deyip yoluna devam ettiği bildirildi neyse ki bu defa soruyu cevaplama işini A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a havale etmedi. Acaba Rüya Akkuş orada mı değildi yoksa Erdoğan dolaylı da olsa bu konuya girmek mi istemedi? Hatırlanacağı gibi bundan bir süre önce meclisin açılışında Bahçeli'nin demlilerle tokalaşması ve yapılan açıklamaların ardından siyasette ılımlı iklimden söz edilmeye başlanınca bir gazeteci somut adım olacak mı bekleyelim mi sorusunu yöneltmiş. Erdoğansa bunu Rüya Akkuş'un cevaplamasını istemiş. O da somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim karşılığını vermişti. Genelkurmay'ın 10 yıl önceki görüşü Hani devlet aklı diyorlar ya. Konu terörle mücadele olunca ilk akla gelen kurumlardan birisi TSK'dır değil mi? Artık kimse TSK'ya bir şey sormasa da en çok şehit veren bu kurumumuzun Bahçeli'nin terörist başı açılımı hakkında ne düşündüğünü eminim benim gibi siz de merak etmişsinizdir. Bunun cevabını vermeden önce İmralı'da terörist başıyla pazarlık masasının kurulduğu, asker ve polisin karakollara hapsedildiği açılım saçılım sürecinde Genelkurmay'ın konumunu ve ne düşündüğünü hatırlatalım. 2014 yılının 30 Ağustos'uydu. Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyonda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel kelimesi kelimesine şunları söyledi. Hükümetin bir politikası var. O politika yürüyor. Biz çözüm sürecine ilişkin yol haritasını bilmiyoruz. O çalışmanın içinde yokuz. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, çalışmanın kamu kuruluşlarına gönderileceğini söylemişti. Henüz bir şey gönderilmedi. Görürsek biz de görüşlerimizi söyleriz. Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa gerekeni söyleriz. 30 yıldır bu mücadeleyi biz yürütüyoruz. Bölünmemek, bütünlük önemli bu kırmızı çizgi. Bununla ilgili bütün görüşlerimizi her ortamda hükümete iletiyoruz. Haliyle Özel'in bu açıklamaları çok ses getirdi. Muhalefet, Öcalan ve HDP'nin haberi var, TSK'nın haberi yok diye tepki gösterdi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ise 15 gün sonra Necdet Özel'e şöyle bir cevap verdi. Genelkurmay Başkanı ile 3 kez görüştüm son bir hafta 10 gün içinde. 30 Ağustos resepsiyonunda süreci bilmiyoruz demişti. Şimdi aynı şeyi söyleyemez. Geçmişte de Milli Güvenlik Kurulu'nda tartıştık, konuştuk. Ancak Özel... Aralık ayında bir grup malül gaziyi kabulünde bir kez daha konuştu. Kabule katılan gazi Teğmen Alperkür, Özel'in şunları anlattığı bilgisini verdi. Komutanımız süreçle ilgili olarak bilgi sahibi olmadığını, bu konuda kendisine bilgi verilmediğini belirtirken Öcalan'la masaya oturmayacaklarını ifade etti. Yıllardır savaştığımız bir insanı muhatap kabul edemeyiz cümlesini kurdu. Bunları cesaretlendirmek 85 milyona ihanettir. Necdet Özel'in ardından önce Genelkurmay Başkanı sonra da Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın o çözüm süreciyle ilgili olarak daha geçen yıl bir toplantıda yaptığı değerlendirmeyi de kaydedelim. Özetle dedi ki, 2013-2015'te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Sanki bir zafiyetmiş gibi.'' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asaleti ve nezaketi, onlara verdiği imkanlar ve fırsatlar istismar edildi. Bir daha onu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi. Teröristlerle pazarlık olmaz. Eşkıyaya güven olmaz. Bunları cesaretlendirmek, imkan vermek 85 milyona ihanettir. Bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak ve onu çiğnemek demektir yayınlanmasına izin verilmeyen cevap. Milli Savunma Bakanlığı'nın yani TSK'nın bugün ne düşündüğünü aktarmadan önce şunları belirtelim. Genelkurmay Eski Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasıyla birlikte haftalık basın brifingleri verilmeye başlandı. Brifingler Yaşar Güler'in başkanlığı döneminde de devam ediyor. Öğrendiğimiz kadarıyla sistem genellikle şöyle işliyor. Evvela MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk resmi açıklamasını yapıyor. Ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırıyor. Ama soru cevap kısmı MSB kaynakları olarak veriliyor. Daha sonra hem resmi açıklama hem soru cevap bölümü metin haline getirilip gazetecilere gönderilerek bu metnin kullanılması isteniyor. Zaman zaman özellikle soru cevap kısmından metne konulmayanlar oluyor. Buysa onlar yazılmayacak anlamına geliyor ve medyada buna uyuyor. Ki uygulamanın çarpıcı bir örneğini Solo Türk gösterisinin İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde tasarruf gerekçesiyle yapılmayıp Teknofest'te yapılmasına ilişkin soruya verilen cevabın yayımlanmamasını geçtiğimiz 4 Ekim'de Sözcü'den Deniz Zeyrek paylaşmıştı. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nda da saraydaki sistemin bir başka şekli var. MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı açılımının MSB'deki yansımasına gelirsek. Bahçeli'nin açıklamasından iki gün sonra MSB'de haftalık basın briefingi vardı. Haliyle resmi açıklamanın ardından soru cevap bölümünde gazeteciler bunu sordu. Sözcü, siyasi konulara girmiyoruz, bize verilen görevleri yapmaya devam ediyoruz gibi bir cevap verdi. Ama briefing'e katılan gazeteciler bunu yazmadı. Yazamadı çünkü sonradan MSB'nin gönderdiği metinde soru cevap bölümü yoktu. Belli ki böylesi önemli bir konuda görüş bildirilmesi uygun bulunmadı. Başta başına şu tablo ortada bir devlet aklı falan olmadığını göstermiyor mu? Varsa da o zaman bu kadar şehit veren, ülkenin güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri yine mi devre dışı bırakılıyor diye sormak gerekmez mi? Müesser Yıldız